Dostlar merhaba. Şu an İstanbul'un, hatta Türkiye'nin ya da durun durun dünyanın yönetim merkezi olan 400 yıl boyunca dünyayı fermanlarıyla idare eden Topkapı Sarayı'nın ya da Osmanlı dönemindeki literatürel adı ile Saray-ı Cedid'in Gülhane Parkı'na doğru inen yokuşundayız. Efendim burası Arkeoloji Müzesi. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin genel merkezi. Osmanlı Topkapı Sarayı, arkeoloji birbirine çok yabancı kavramlar mı? Bence değil. Çünkü Osmanlı'da arkeoloji Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiği 1453 yılında başlar. Dünyada henüz arkeoloji, tarihi eser biriktirme çılgınlığı ya da ona merakı diyelim, tarihi eser biriktirme merakı gibi meraklar henüz yokken Osmanlı Devleti'nde 1453 yılında paşalar ve padişah Fatih Sultan Mehmet Han zamanında tarihi eser biriktirme merakı ve bir koleksiyoner ruhu ile çalışma özlemi doğmuş. 1453, 29 Mayıs İstanbul şanlı bir biçimde 53 gün süren bir müdafaa hattının ardından fethedilir. Bir saray lazımdır İstanbul'un fatihine, Roma İmparatorluğu'nun fatihine ve dünyayı titreten adama bir saray gerekmektedir. Bu saray Beyazıt'ta bugün üniversite binası olarak kullanılan Beyazıt'taki merkezi saraydır. O saray Roma İmparatorluğu zamanında ticaretin merkezi olan Macro Embolo adını verdiğimiz büyük çarşının tam ortasındaki yine o günkü adı ile Via Egnatia olan yani uzun çarşının bulunduğu yerdeydi. Bugün de hala öyle değil mi? İstanbul Üniversite binasının etrafında Mercan, Mahmut Paşa, Tahta Kale, Sultan Hamam, Yeşil Direk gibi kapalı çarşı, cevahir bedesteni, sandal bedesteni gibi ticaret yerleri yok mu? Roma İmparatorluğu zamanında da varmış ve Fatih Sultan Mehmet Han bütün ticaret merkezinin ortalık yerine bir saray yapmış. Bu ticareti biraz etkiliyor. Halk demiş ki buradan gidin sultanım. Burası saray yapmak için müsait bir yer değil. Burada ticaret yapıyoruz ve bizim işimizi engelliyorsunuz. Bunun üzerine Ali Şah isminde bir mimara kendisine bir saray yapımı için emir vermiş. ...1460'lı yıllarda Fatih Sultan Mehmet Han 1453'ten beri kullandığı Saray-ı Atik yani eski sarayı bıraktı ve yapılan yeni saraya yerleşti. 4 oda bir salon gibi klasik bir İstanbul evine benzeyen bir ev. Biz ona Çinili Köşk diyoruz. İşte o günlerde İstanbul'da tarihi eser biriktirmek, tarihe karşı ilgi arttı ve çoğaldı. Şu an o tarihin birikimini görüyorsunuz. Hadi gelin bir zaman makinesine binelim ve 1453'lerden 1869'lara geçelim. Bir dakika, ne kadar şans, şans demeyelim. Çünkü bizim referans aldığımız arka hafıza İslam'dır. İslam'da şans yoktur, kısmet vardır. Ne kadar kısmetliyim şu an. 3000 yıllık bir sütuna elimi değdiriyorum. 74 doğumlu biri olarak ben 3000 yıllık bir sütuna dokunuyorum. Bu müthiş bir duygu, müthiş bir haz. Takvimler 1869 tarihini göstermekte. O günlerde Aya İrini denilen o günkü anlamda alay meydanının tam ortasındaki kilise ki hemen şu yolun sağ tarafında bulunmaktadır. O kilise 1869 tarihinde Saffet Paşa isimli
Maarif Nazırı yani Milli Eğitim Bakanı'nın emrinde Abdülaziz Han döneminde bir müze çalışması yapıldı. Bu müzenin adı Müze-i Humayun yani İmparatorluk yani Devlet Müzesi'ydi. Bu müze dolduğu taştığı bahçesine koydular. ...1869 tarihinde bu müze dolunca 1872 yılında Fatih Sultan Mehmet Han'ın saray olarak kullandığı Çinili Köşk de saray müzesi olarak kullanıldı. Artık hiçbir yeri hiçbir yer almıyordu. Müzeye konulacak olan malzemeler bahçelerde kullanılıyordu. Takvimler 1880'leri göstermekteydi. Girit'ten bir zavallı yetim çocuk olarak bulunan, İstanbul'a getirilen, okutulan Gazi Ethem Paşa'nın yani o günkü adı ile Abdülaziz Han dönemindeki adı ile Sadrazam Ethem Paşa'nın oğlu Osman Hamdi Bey 1883 yılında Abdülhamit Han'dan bir Güzel Sanatlar Akademisi olarak kullanılan bir bina yapımını istedi. Şu an eski şark eserleri müzesi olarak kullanılan o günkü adıyla Sanayi-i Nefise Mektebi bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Kabataş Fındıklı sahilinde Münire ve Cemile Sultan yalıları olarak kullanılan her iki yalı birazdan göstereceğimiz orijinal 1883 yılında yapılan Sanayi-i Nefise Mektebi'nin yerine yapılan bir yerdir. Önce burası ardından Cağaloğlu'nda bir bina şimdi ise Kabataş, 1880'li yılların sonlarıdır. Artık Osmanlı Devleti Abdülhamit Han döneminin o bütün özverisi ve bütün özgüveniyle dünyada ben de varım havasıyla her alanda bir numara olma hevesinde ve isteğinde olan bir devletti. Abdülhamit Han döneminin en önemli sanat adamlarından biri Gazi Ethem Paşa'nın oğlu Osman Hamdi Bey'dir. Abdülhamit Han'ın huzuruna gelir. Sultanım der, bulduğumuz pek çok lahit, bulduğumuz pek çok heykel, bulduğumuz pek çok tarihi eser maalesef orada burada sergileniyor. Bize tarihi bir müze lazım. Bu eserleri sergilemek için bir müze binasına ihtiyacımız var der. Hadi gelin müze binasına ihtiyacımız var konuşmasından sonra Abdülhamit Han'la Osman Hamdi Bey arasında ne gibi bir diyalog yaşanmış? Abdülhamit Han'ın emriyle yapılan müzenin ta kendisinde konuşalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.